Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Belediye Binası 14 hesabımızdayız ve oyunda ilk kez arka planı alacağım arkadaşlar. Bu arka plan aşırı hoşuma gitti. Artık bu arka planı almamın şerefine bir yorum, bir like artık ne gerekirse atarsınız. Sizlerden ricamdır. Gönlünüzden ne geçiyorsa. Abi arka plan aşırı hoşuma gitti. Mükemmel derecede hoşuma gitti. İlk defa ilki arka plandan sonra hoşuma giden arka plan bu. Abi görünüm mükemmel. Tabii o yazı stilini değiştireceğim ben ilerleyen zamanlarda ama çok hoşuma gitti abi. İnceleyeceğim şöyle bir ufaktan. Abi bilemiyorum ya, böyle bir gözüme çarptı, mükemmel bir şey gördüm ya öyle. Baktım böyle çok değişik ve strateji dışı bir şey. Köy mükemmel görünüyor abi. Kısa ve öz. Nereden geliyordum lan ben buna? Karıştırdım ha. Şuna saldır dediğim anda girmesi lazım. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman sağda solda denizler mi? Deniz kıyısından kalan plaj tarzı şeyler var. Ve tabi arka planı aldıktan sonra inceleyeceğim abi. Çok hoşuma gitti. Şu yeşildeki kenarlıklar ve şuradaki yol. Abi aşırı hoşuma gitti ya. Hemen almak istiyorum. Şöyle geldim abi. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini de açmış olursanız turnuvaların hepsinden haberdar olursunuz. Google Play kodlu turnuvalar, altın bilet çekilişli turnuvalar ve ödüllü turnuvalarla sizlerle beraber oluyoruz canlı yayınlarda. Tabi canlı yayınlar içerisinde videolarda YouTube kanalımızda yer buluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Instagram adresim ve Discord linkimiz de açıklamalar kısmında mevcut. Oradan Discord'a ve Instagram adresime gelebilirsiniz. Oradan da yardımlaşabiliriz. Şöyle abi geldim. Arka planı al diye tıkladım. Evet. Arka planı almış durumdayız arkadaşlar. Şunu gördüğünüz gibi arka planı değiştir diyor. Abi oyunda ilk aldığım arka plan. Çok hoşuma gitti. Almak istemiyordum ama almayı çok istedim bunu. Ya mükemmel değil mi sizce de? Sizce de mükemmel değil mi? Abi çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Şurada gözüme çarpan şey oldu abi. Bak. Bilmiyormuş gibi yapayım. Abi yan köye denizaltıyla gidiyorsun. Yan köye denizaltıyla gidiyorsun. Denizaltına tıkladığımız zaman direkt yan köye geçiyor ve ama burada gemi var. Ne alaka? Ne alaka? Burada bir oyunun açını yakaladık. Burada gördüğünüz gibi oyunun açını burada yakalamış olduk. Burada gemiye basıyorsun. Burada denizaltına basıyorsun. Saçma sapan bir şey olmuş bu. Evet, burada bir saçmalık var. Orayı da düzeltmeleri lazımdı bence arka plana göre. Şimdi abi biri bana söyledi, dedi ki buradan basınca da... Hadi canım, doğruymuş. Ana Doruk, doğruymuş vallahi. Bak arkadaşlar, şimdi bakın şuraya basınca bir gidiyor, aynı zamanda şuradaki bakın tam olarak gözetleme kulesinin önündeki savaş makinesinin üzerine basınca da gidiyor arkadaşlar. Abi mükemmel bir şey ya, yemin ediyorum. Şimdi incelemeye gelecek olursak arkadaşlar, şöyle bir düzeni inceleyelim, nasıl bir düzen yapmışlar. Yani aldığım ilk arka plan olarak incelemek istiyorum. Ben çok inceledim ama canlı yayındayken biraz anlattım. Doruk dedi ki çok hoşlarına gider dedi. Böyle de bir anlat dedi. Abi şöyle, bildiğiniz gibi köyümüzün içerisinde köylüler var. İnşaatçılar var. Tabii ki bu inşaatçılar boş durmuyor. Birlikler var. Barbar kral var. Kraliçe var. Kral ve kraliçe, tabii ki karakoca, onların babaları koruyucu. Kardeşleri de kraliyet arkadaşlar. Bu şekilde bir aile sistemi kuracağız. Tabi şimdi burada şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz gibi şelaleler mevcut arkadaşlar. Burada bir planör birincisi de herhalde. Burada planör birincisi düşmüş buraya. Tamam mı? Abi buradan geliyorlar tatil yapmak istemiyor. Köy savaşlık mavaşlık bir iş yok. Kalmamış. Savaş mavaş bitmiş. Buradan teleferiye biniyorsun abi. Teleferikten yukarı çıkıyorsun ve burada güzel bir orman seyahati yapıyorsun. Arada bir bunalınca şöyle bir şeyin içine giriyorsun abi, suyun içine giriyorsun. Goblinlerin yanında güzel bir deniz keyfi yapıyorsun. Şelalelerden aşağı atlıyorsun, zıplıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Burada tabii de buraya girmek yasakmış. Öyle söylüyor.
Şuradan da girebilirler gayet güzel bir şekilde. Abi buralar güzel. Buralarda bir canı sıkıldığı zaman böyle orman yürüyüşü yapabilir. Canı sıkıldığında gelip buradan bir sahil kenarında ya da bu nehir kenarında bir denize giriş bir etkinliği yapılabilir. Buraya köylülerin evlerini koymuşlar ve bu muazzam olmuş. Aşırı hoşuma gitti abi şu bölüm. Burada bir sandalye ve güneş şemsiyesi var. Aşırı mükemmel yapmışlar abi. Bak köylü zaten burada geziyor. Abi buradan merdivenden iniyorsun, sandala biniyorsun ve burada gezmeye çalışıyorsun. İstediğini yapabilirsin. Gezebilirsin, tozabilirsin. Oradan denizin ortasında bekleyebilir, keyif yapabilirsin. Ve şurada özellikle dikkatimizi çeken bir olay oldu bizim. Şurada kuş uçuyor abi. Şurada kuş uçuyordu. Biz o gün canlı yayında gördük. Aha geliyor bak. Bak 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 kuş uçuyor gördün mü? Burada kuş uçuyor ve önemli detay da şurada arkadaşlar kuşun gölgesini bile yapmışlar bak. Kuşun gölgesi tamam Cemil abi. Kuşun gölgesi kuş dediğimde kartal yüksek ihtimalle. Bu bölgede geliyorsun abi. Şöyle geldin deniz altına binip yan köye gidiyorsun zaten. Burada sandallar var. Sandallara binip burada keyif yapabiliyorsun. Buradan geldin gözetleme kulesiyle akşam buraya çıkıp bir denizi seyrediyorsun falan. Daha sonrasında yan köye geçiş falan filan oradan geçtikten sonra sandal yine burada merdivenler var arkadaşlar. Buradan gidebilirsin. Buradan gidebilirsin. Bakın burada yine aynı şekilde Klan başkentine geçiş yapabiliyorsunuz. Klan başkent altın bölüm yeri burası. Buralarda yürüyüş mürüyüş yaptıktan sonra burada geliyorsunuz yine sahil kenarına arkadaşlar. Güneşlenmek isteyenler şurada bir çayını kahvesini alıp geliyor buraya. Oturuyor çayını kahvesini içiyor. Burada da merdivenlerden inip yine aynı şekilde şezlonglarda güneşlenebiliyorlar. Güneşlendikten sonra çocuklar da tabii ki aynı zamanda kumdan kale yapmak için kürek ve kova koymuşlar. Çok mantıklı ve güzel bir düşünce. Şurada sanırım depo var. Bu arada şuradaki 4 tane binada ikisi tuvalet, ikisi de kabin arkadaşlar. Üzerlerini orada değiştiriyorlar girenler çıkanlar denize. Abi çok ince detay yapmışlar. Mükemmel ya. Şurada bir sandık gibi bir şey var. Onu çözmüş değilim. Şurada bir can güvenliği var. Can güvenliği dediğim yani deniz güvenliği. Yani can kurtaran o can kurtaran kulübesi diyebiliriz. Şurada yine kumdan kale yapılmış. Gördüğünüz gibi kumdan kaleyi çocuklar yapmış. Gayet güzel. Burada kralın kafasını koymuşlar buraya. Burada da disko bar tarzı bir şey var ufaktan. Denizin kenarında koymuşlar. İsteyen gelip orada viskisini, vodkasını içebiliyor. İsterlerse direkt denize atlayıp kafalarını dağıtabiliyorlar arkadaşlar. Burada da tabii ki adını yine unuttum. Şu adını unuttuğumuz şeyler var. Kayak. Su kayağı mı? Su şeydi artık. Su kayağı mıydı? Neydi? Adını unuttum abi. Onlar var. Onların da tamir merkezi var arkadaşlar. Şu bölümde gördüğünüz gibi tamir ediliyor yüksek ihtimalle. Ki destere mestere var. Aynen o şekilde. Oraya da o bozulanlar su kayağı bozulanlar, su kayak diyeyim artık bir ona siz anlayın. Su kayağı bozulanlar da geliyor burada tamirini yapıp aynı şekilde burada denizin keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Burada da denizin ortasında bir eğlence merkezi var. Akşam karanlığında buradaki ışıklar yanıyor. İçeride böyle disko ışıkları falan yanıyor. Köylüler gelip burada eğleniyor inşaatçılarla beraber. Ben öyle bir şey düşündüm. Artık siz ne düşündünüz? Çok hoşuma gitti şu an bu hayal. Şurada bir yıldız var. Burası elenme toplama merkezi gibi bir şey diye düşünebilirim. Abi şurada aralarda bir şeyler var. Taşlarmış, taşmış onlar. Tamam muz ağacı falan var tabii ki. Benim çeşmem meşmem orada. Burada yine orman yoluna gidiyor. Ormana bu yoldan gidebilirsiniz. Oradan çıkıyorlardır. Ormandan yol bittikten sonra burada gelip de tabii ki kayak merkezine geliyorlar abi. Gayet güzel bir şekilde. Yukarıdan aşağı suyun içine cumburlop atlıyorlar ve goblinlerin içine düşüyorlar. Goblinler bunların altınlarını çalıyor, sudan çıkıp gidiyor. Goblinlerin artık anlaşılan biçimi bu şekilde. Goblinler oradan altınları çalıp sudan çıkıp gidiyorlar arkadaşlar. Muz kayıkları var arkadaşlar. Supercell'in sürekli yaptığı muz açıklamasında bunlar da yer almıştır umarım. Muz kayıklarına binip keyif yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın çok güzel bir şekilde dönme kaydırak tarzında bir su kaydırağı yapılmış. Gayet güzel bir şekilde yukarıdan aşağı döne döne kayıyorlar. Artık inşaatçılar mı desem, işçiler mi desem güzel bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Goblin burada yan gelmiş yatıyor. İsteyen mesela goblin çocukları da gelip burada goblinin kafasına, kulağına artık elindeki meyve suyun içerisine oturup orada keyif yapabilirler, güneşlenebilirler.
Yine aynı şekilde burada bir batmış yelkenli var arkadaşlar. Batmış yelkenli özellikle ayrı bir detay. Çok iyi detaylar var düzende. Çok aşırı hoşuma gitti arkadaşlar. Ve alma gereği duydum. İlk arka planım ve çok çok hoşuma gitti. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da bir merdiven var arkadaşlar. Herhalde buradan köylüler merdivenle buraya çıkıp sonra buradaki merdivenin bunun tepesine çıkıp oturuyorlar. Öyle bir şey keşfettim şu an. Buradaki kayalardan bir şey çıkartamadım. Abi tamam yazıyorsun sabahtan beri ya. Evet bu ana dur 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 burada bir şey varmış. Bakın bakın bunu daha yeni keşfettim. Şerefçim tamam kardeşim yazma ya. Gözünü seveyim yazma ya. Videoda olduğunu bilmiyor ama yazıyor. Ben de anlamadım ki. Arkadaşlar burada kaya yani dağ tırmanış tarzında bir etkinlik şeyi koymuşlar. İplerden tutunup yandan yana gitme mi dersin yoksa dağa tırmanma mı dersin? Abi çok güzel ya. Burada şelalenin içerisinde bir de çok iyi bir detay yani. Çok hoşuma gitti şu an. Daha çok hoşuma gitti. Aldıktan sonra yeni şeyler gördüm. Mesela şunu yeni gördüm. Burayı yeni gördüm. Abi çok hoş ya. Çok hoş yapılmış. Çok böyle özene bözene yapılmış. Ama sadece ne bozmuş biliyor musunuz? Sadece ve sadece şurada denizaltına basıp da buraya geçerken şuradaki gemiye basıp da buraya geçme olayı işi bozmuş arkadaşlar. Evet. Yeni köy arka planım hayırlı uğurlu olsun diyorum. Benden bugünlük bu kadar. Nacizane bir beğeni ve yorum atmayı unutmazsınız. Beni mutlu etmiş olursunuz. Abone değilsiniz de turnuvalardan haberdar olmak istiyorsanız turnuvalara katılım için bildirim zilini açarsınız veya abone olursunuz diyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun. İlk arka planımızı almış bulunmaktayız. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.